Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda yasaklanmış büyük kitaplarından, her türlü karanlık sanatı ve sihri barındıran korkunç kitaplara kadar dünyanın en gizemli ve tehlikeli kitaplarından bahsedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Cadılığın Kitabı. Cadılığın Kitabı, her türlü karanlık sanatı, sihri ve kıyamet teorilerini inceler. Bu eski kitap şu anda Kongre Kütüphanesi'nde tutuluyor. 1584 yılında Reginald Scott tarafından yazılan kitap, büyücülüğün keşfi olarak adlandırılıyor. Hatta kitap ilk çıktığında o kadar şok ediciydi ki, çok sapkın konulardan bahsettiği için Kral 1. James'i kızdırmıştı. Yine de aslen İngilizce olarak basılan bu büyücülük kitabı, gelecek yıllarda büyü konusunda daha da önemli bir hale gelmeye başladı. Öyle ki Shakespeare bile cadılar ve Macbeth'le ilgili sahnelerinde bu kitabı kullandı. Öte yandan sahne sihirbazları yüzlerce yıl boyunca kitabı incelediler ve gösterilerinde kullandılar. Günümüzde ise kitaptaki karanlık sırlar internette mevcut. Aslında bu, büyüler ve hokkabazlık konularında bir ansiklopedi olarak zamanı için çığır açıcı bir kitaptı. Bir diğer yandan yazar, çoğu konunun etkileyici bir özetini oluşturmak için bilim ve okült hikayelerini içeren düzinelerce eski grimoire veya kitaba başvurdu. Ancak bu noktada işler daha da ilginçleşiyor. Reginald Scott, cadıları kötü olarak değil, halk şifacılığı ve el çabukluğu uygulayan çok yetenekli kadınlar olarak tanımlıyordu. Ayrıca Scott'a göre, cadılar şeytani kişiler değil, bilge kadınlardı ve uygulamaları da kötü amaçlara hizmet etmiyordu. Ancak zamanla kitaptaki orijinal mesaj kaybolacak şekilde çarpıtıldı. Ve sadece birkaç yıl içinde cadılar bir kez daha kötü olarak kabul edildi ve insanların kitaptaki büyüleri şeytani amaçlar için kullandığı söylendi. Lancaster'daki Harika Cadılar Keşfi. 1600'lerde cadı mahkemelerinin ne kadar ciddi olduğunu bilmek istiyorsanız, Lancaster County'deki Harika Cadılar Keşfi adlı kitaba bir göz atmanızı öneririz. Bu yasak kitap, 18 ve 19 Ağustos 1612 arasında gerçekleşen cadı davalarını detaylandırıyor. Günümüzde Lancashire Cadı Mahkemeleri olarak bilinen bu olaylarda cadı olmakla suçlanan 20 erkek ve kadından 11'i suçlu bulunarak asılmıştı. Ayrıca geriye kalan kişilerden biri ceza boyunduruğuna çarptırılmış, diğerleri ise suçlamalardan beraat etmişti. Ceza boyunduruğunun ne olduğunu bilmeyenler için bu insanların kafasının ve ellerinin bir deriye yerleştirilerek cezalandırıldığı bir aletti. Cezanın amacı, suçluyu bir tür halk aşağılamasına maruz bırakmaktı. Kişi, başı ve elleri tahta bir bloğa sıkışmış olarak bir platformda ayakta durmaya zorlanırdı. Bu sırada kasaba halkı suçlulara hakaretler eder ve hatta onlara fiziksel tacizlerde bulunurdu. Bu kitabın var olmasının nedeni ise mahkeme katibi Thomas Potts'a yargılamanın tam bir hesabını yazmasının emredilmesidir. Bu kitap, mahkemeyi 17. yüzyıldaki en iyi cadı mahkemelerinden biri haline getirdi. Öyle ki kayıtlar kitap haline getirilip yayınlanmadan önce birçok yargıç tarafından incelendi ve düzeltildi. Tarihçi Stephen Pumphrey, yargıçların katip tarafından anlatılan hikayeyi kariyerlerini korumak ve ilerletmek için manipüle ettiklerini ve kelimenin tam anlamıyla bir cadı avı olan olayı meşru bir davaya dönüştürdüklerini öne sürüyor. Codex Sigas. Codex Sigas, şeytanın İncili olarak da bilinir. Bu kitap oldukça büyük, gizemli, uğursuz ve biraz da ürkütücüdür. Öte yandan Higas'ın günümüzün Çek Cumhuriyeti olan Bohemya'da yaşayan tek bir keşiş tarafından yazıldığına inanılıyor. Ayrıca bunun şimdiye kadar yazılmış en büyük ortaçağ el yazması olduğunu da belirtelim. 620 sayfalık Codex Sigas yaklaşık 3 metre boyunda ve içinde bir şeytan saklanıyor. Kitap 13. yüzyılda yazılmış ve Benediktin Manastırı'nda saklanmıştır. Kitabı yazan isimsiz keşiş, Yeni Ahit ve Eski Ahit'in yanı sıra diğer ilginç metinlere, şeytan çıkarma ayinlerine, tıbbi uygulamalara ve hatta uygun gramer kurallarına oldukça aşinaydı. Bu kitaptaki her şey el yazısıyla yazılmıştı. Büyük boyutu göz önüne alındığında ise yazarın kitabı bitirmesinin muhtemelen yaklaşık 10 yıl sürdüğü söyleniyor. Tabii bunu kimse tam olarak bilmiyor. Kelimenin tam anlamıyla dev kitap anlamına gelen Codex Sigas, İncil'in bir ortaçağ çevirisi olarak da görülebilir. Ancak birçok konuyla ilgili bilgisi olan keşiş, muhtemelen yararlı olacağını düşünerek bu bilgileri de kitaba eklemişti. Ancak kitabın ortasında cehennemin karanlık efendisini gösteren rastgele bir sayfa olması işleri daha da gizemli bir hale getiriyor. Evet, bu sayfanın kesinlikle hiçbir açıklaması yok. Yani görünüşe göre sebepsiz yere şeytanın tamamen renkli bir tasviri yapılmış. Bütün bir sayfayı kaplayan resmin tamamen renklendirmesi muhtemelen haftalarca sürmüş. Yine de yazarın neden şeytanı böyle bir şekilde tasvir etme zahmetine girdiğinin bir açıklaması yok.
Efsaneye göre keşiş bu harika kitabı kitaba yazmaya başlamıştı ancak ölmek üzere olduğu için onu bitiremeyecekti. Bu yüzden ruhunu şeytana satarak kitabı tamamlamıştı. Yaratılış harikaları. Büyü ve astroloji üzerine yazılan eski bir Farsça el yazması şu anda Princeton'ın Nadir Kitaplar ve Özel Koleksiyonlar bölümünde tutuluyor. Kitabın adı Yaratılış Harikaları'dır ve içinde büyüler ve tılsımlar içeren tamamen resimli bir el yazması bulunur. Bu yasak kitap hakkında büyüleyici olan şey hem iblislerin hem de meleklerin 56 boyalı resmini içermesidir. Kitap burçlarla ilişkili 72 ana iblis hakkında büyük ayrıntıdan bahsediyor. Zodyak bugün daha masum bir şekilde popüler olsa da geçmişte çok daha kötü bir şey olarak görülüyordu. Zodyak iblisleri insanlara zarar vermek için büyüler ve sihirler yapan canavarlardı. Kitap hangi hastalıkların hangi iblislerden kaynaklandığını ve her birinin nasıl uygulanacağını ayrıntılı bir şekilde anlatıyordu. Örneğin bir kişi kendini iyi hissetmiyorsa kesinlikle bir iblis tarafından ele geçirilmişti. Kitap büyücülere içinde iblis olan kişinin ayaklarının altından bir avuç toprak almalarını ve ardından şu büyü sözlerini 7 kez tekrarlamalarını söylüyordu. Göklerin ve yerin tanrısı, acele et, erdem sevgisini geri getir. Böylece büyü tamamlanıyor, kişi iyileşiyor ve iblis de gidiyordu. Ve eski yasak kitaplardan bahsettiğimizde günümüzde biraz saçma görünen bazı büyü türlerine rastlıyoruz. Ancak yüzlerce yıl önce insanlar sorunlarıyla böyle başa çıkıyorlardı. Picatrix. Picatrix, tılsımların nasıl yapılacağı, büyülü bileşiklerin nasıl karıştırılacağı ve astrolojik koşullara bağlı olarak ruhların nasıl çağrılacağı hakkında bir kılavuzdur. Bu kitap aynı zamanda günümüzdeki Batı ezoterizminin temel taşıdır. Eser, antik çağlardan modern çağa kadar olan tüm büyü fikirlerini detaylandırıyor. Orijinal metin ise 13. yüzyılın sonlarına doğru 200'den fazla kaynaktan alınan bilgilerle tamamen Arapça olarak derlenmiştir. Daha sonra el yazması Kastilya İspanyolcasına, ardından Latince'ye ve son olarak da İngilizce'ye çevrilmiştir. Ancak Picatrix sadece büyüden ibaret değildir. Eser Orta Çağ büyüsünün yanı sıra felsefe, tıp ve bilimi de ele alır. Picatrix'in modern çevirileri ise metni tam olarak astral büyü, pratik büyü ve bugün bile yapılabilen ritüeller hakkında bir tarih kitabına dönüştürdü. Picatrix daha çok halk büyüleri ve geleneksel şifa konusunda bir rehberdir ve bu nedenlerden dolayı ilk kez yayınlanmasından sonra yüzyıllar boyunca yasaklanmıştır. Yasak Bilgi Kitabı. Yasak tarih söz konusu olduğunda hiçbir kitap yasak bilgi kitabı olarak adlandırılan bu eser kadar gizli değildir. Kitap 1800'lerin sonlarına doğru gizemli bir kişi ya da bir grup tarafından bir araya getirildi. Eser ayrıca tümü 1800'lerde yazılmış okült yazmaları içeriyor. Bu yazmalar genel olarak mesmerizm, kara büyü, tılsımlar, tören büyüsü, demonoloji, falcılık ve hatta halk şifası ile ilgili. Ayrıca kitap Victoria ve Edward dönemlerinin tüm yasaklanmış bilgileriyle dolu. O kadar da eski diyemeyeceğimiz eserin ilk baskısı 1910'da yayınlandı. Ancak yasaklı sanatlar hakkında yazılmış bu özel koleksiyondan daha fazla ham bilgi içeren başka bir kitap yok. Ayrıca yasak bilgi kitabını dünyanın birçok yerindeki kitapçıda bulabilir ve kalbinizin arzuladığı tüm yasak bilgileri öğrenebilirsiniz. Necronomicon. Necronomicon gerçek bir kitap mı? Öyleyse ne anlatıyor? Necronomicon, korku hikayelerinde ve The Evil Dead filmlerinde iblisleri çağırmak için kullanılan bir kitap olarak gösterildi ve popüler kültürde kara büyünün bir sembolü haline geldi. Ancak filmlerdeki kitabın gerçek bir temeli var mı yoksa hepsi sadece kurgu mu? Necronomicon'un sözlerinin kana bulanmış halde insan itine bağlı olduğu iddia ediliyor. Kitapta ayrıca eski canavarları çağırmak, ölüleri diriltmek ve imkansız görünen birçok şeyi yapmak için kullanılan büyüler olduğu söyleniyor. Necronomicon'la ilgili en garip şeylerden biri de onu kullananların tamamen delireceğinin söyleniyor olmasıdır. Hatta söylenene göre bazı durumlarda kitap okuyucuyu öldürebilir. Bir diğer yandan Necronomicon'un yazarının Deli Arap olarak da bilinen Abdul Alazrat olduğu iddia ediliyor. Eserin 1000 sayfadan uzun olduğu ve yasal olarak tek bir kopyası bile olmadığı bildirildi. Bunun nedeni ise muhtemelen Necronomicon'un gerçek olmamasıdır. Pekala, hepimiz başka boyutlardan canavarları çağırabilecek bir kitaba inanmayı çok istesek de bu pek gerçek gibi görünmüyor. Aslında Necronomicon yazar Lovecraft'ın rüyasında gördüğü ve sonrasında yazıya aktardığı bir kitaptı. Lovecraft, Necronomicon'dan ilk kez 1924'te yazdığı The Hound adlı kısa öyküsünde bahsetti. Ardından diğer eserlerinde de Hayali İblis Çağırma kitabına gönderme yaptı. Aslında kitap hiçbir zaman gerçek bir dayanağa sahip değildi.
Bunun yerine kitabın yaratılma sebebi Lovecraft'ın anlamadığımız gizemli şeylerin çok daha korkunç olduğunu düşünmesiydi. Malleus Maleficarum. 1486 yılında papaz Henry Cramer, büyücülük hakkında en popüler ortaçağ metni Malleus Maleficarum'u yayınladı. Metin ilk başta pek iyi karşılanmadı, hatta Cramer Avusturya'dan kovuldu. Henrik, kitabı yayınlandıktan sonra Innsbruck kasabasında kendi cadı avını başlatmaya karar verdi, ancak bu sefer de yerel psikopos tarafından kovuldu. Ancak bir şekilde kitabı dünya çapında yayılmaya başladı. Cadılar ve şeytani tapınmalardan bahseden bu kitap, 15. yüzyıla kadar tüm Avrupa'ya korku yaydı. Kitapta şeytanla işbirliği yapan insanlardan ve malevolent fikrinden bahsediliyordu. Aslına bakarsanız, bu kitaptan önce şeytani büyücülük pek de korkulan ve önemsenen bir şey değildi. Elbette Avrupa'daki insanlar, Romalılar ortaya çıkmadan önce bile cadılara inanıyorlardı. Ancak Orta Çağ insanları bu konuları pek umursamıyorlardı. Yani canavarlara, perilere ve sihre inanıyorlardı, ancak günlerini cadılardan korkarak geçirmediler. Hatta 10. yüzyılda yazılmış ve büyücülüğün gerçek olabileceğini öne süren bir kilise belgesi bile var. Ancak belgede cadı gruplarının geceleri etrafta uçuşarak kaosa neden oldukları anlatılmıyor. 12. ve 13. yüzyıllara gelindiğinde ise işler değişmeye başladı. Avrupalı yazarlar cadılar hakkında hikayeler anlatmaya başladılar. Öyle ki cadıların iblis çağırdıklarını, kan ritüelleri yaptıklarını, bebekleri öldürdüklerini ve insan eti yediklerini anlatıyorlardı. Hikayeler kısa sürede yayıldı ve böylece bir kaos başladı. Sonuç olarak rahip Heinrich Kramer'ın kitabı fikrin yükselmesine gerçekten yardımcı olmuştu. 15. yüzyılda ise Avrupa'da cadı avları yaygınlaştı. Ve New England'daki Salem Cadı Mahkemeleri bu uygulamalara son verene kadar büyücülük sebebiyle toplamda yaklaşık 50 bin kişi idam edildi.